Kredi taksitlerini kendi ödeyen ev çıktı. Demavrasya konutlarından evinizi şimdi alın, 2019'a kadar banka taksitlerinizi biz ödeyelim. Demavrasya.com. HDP deyince aklınıza ne? HDP deyince de ülkemizi bölmeye çalışan bir parti geliyor. Onun hakkında konuşmak istemiyorum HDP'nin hakkında. HDP deyince pek aklınıza ne? Terörist bir parti aklıma geliyor. Çünkü hep eylem yapıyorlar. Halkı teşvik ediyorlar isyan etmeye. O yüzden. Yani Kürtlerin partisi. Konulara girmesi. HDP deyince ülkenin 6 milyonluk, yani sadece seçmen yeterli olan 6 milyonluk bir kitlenin o seçmen iradesinin hiç olarak yok, yokluk olarak göz önüne alınıp o 6 milyon insanın iradesini 4 duvar arasına koyulmak olarak görüyorum. Yani çünkü bugün 4-6 milyon insan oy vererek bir kişiyi meclise sokmuş ve 6 milyon insan bugün o kişinin arkasından onu Cumhurbaşkanı adayı yapmış. Ancak o insan bugün 4 duvar arasında bir telefon bağlantısı bile yapılması izin verilmiyor. HDP deyince PKK geliyor. HDP deyince aklıma şöyle bir şey geliyor. Hani hepsi birlik beraberlik çerçevesinde yaşasalar daha çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum. HDP herkesin bir siyasi bir görüşü var. Benim nasıl AK Parti'yi veya MHP'yi beğendiğim gibi Kürt kardeşlerimizin de beğendiği bir siyasi bir parti olarak düşünüyorlar. Onun için de bir şey diyemem yani. Herkesin özgür bir seçimi, demokrasi ülkesiyiz. O yönden dolayı fazla da bir şey diyemiyorum onunla ilgili. Yani onun da kurucusu geliyor, Selahattin Demirtaş geliyor. Yani pek oy almayan bir parti geliyor. Bölücülük, savaş. HDP deyince barış, çözüm, demokrasi, adalet, hak, hukuk aklıma geliyor. HDP'de de huzur geliyor aklıma. Hiçbir şey. Partinin başkanı geliyor, Selahattin Demirtaş geliyor. Aday olan Selahattin Demirtaş yani. Şu anki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Selahattin Demirtaş geliyor. Aklıma parti, herhangi bir farklılığı olmayan diğer partiler gibi. Öyle. Terörist geliyor. Bir parti olarak görüyor zaten. Parti olarak görüyorum ben. Küfür etsek sıkıntı olur mu? Ağır küfürler etmesen daha güzel olur. Sana yakışmaz zaten. Şerefsizlik geliyor aklıma. Bence de. Şerefsizlik gelir yani. HDP deyince aklıma barış geliyor, demokrasi geliyor, insanlık geliyor, çok şey, güzel şeyler geliyor. Düşman geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. HDP taraf yani, o da bir seçim, o da bir parti. Onun dışında bir ekstra kötü bir şey oluşmuyor yani en azından. HDP aslında yani bu ülkenin %10'unu HDP biliyorsunuz temsil ediyor. Demek ki bir şeyler var HDP'de. Valla HDP deyince işte mesela yani genelde sağcısı, solcusu yani tüm kesimleri HDP barındırıyor. Örnek diyorum mesela en son Afrikalı aday gösterdiler. Yani ülkedeki tüm insanları geneli temsil ediyor. Yani nasıl diyeyim, mesela haksızlığa, hukuksuzluğa her şeye karşı HDP yani sesini yükseltebiliyor. Her ne kadar mesela medyada çıkmasa da bugün her şehirde mesela her yerde standını görüyoruz, en azından kendini yani ne bileyim haksızlığa, adaletsizliğe uğramış insanları temsil ediyor yani, evet. Arkadaş hepsini anlattı bana. Ben öyle etmem ama gel. Ya aklıma barış geliyor. Diktatörlüğe karşı. Şimdi ben de Vanlıyım. Kürdüm. Yani bunu Allah bizi böyle yaratmış. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani onları kınıyorum. Bizim Doğu Güneydoğu'nun gelişmemesinin en büyük nedeni bunlar. Ne yazık ki. Yani insanların artık gerçekleri görmesi lazım. Bunların ayaklarının ülkemizde olmadığını bilmesi lazım. Dış mihrakların oyunu olduğunu bilmesi lazım yani. Terör. HDP deyince aklınıza ne geliyor? Süper şeyler geliyor aklıma. Mesela HDP deyince benim aklıma ne geliyor? Öncelikle Halkların Demokrasi Partisi. Öyle değil mi? Kürt halkı. Bu şekil yani. Terör geliyor, ırkçılık geliyor, her şey geliyor. Terörizm. Terör. Aynı şekilde terör, PKK. Hainlik geliyor, bir de onu da söyleyeyim. HDP deyince sapıtmış, ne bileyim. Kendi çapına takılıyorlar işte, bir şey değil mi? HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP deyince aklıma ne geliyor?
Yani son seçimden önceki HDP ile şu andaki HDP arasında bambaşka bir şey var. Hani yıpratılmış bir HDP var. Daha önceden güçlü bir HDP vardı. Batı kesiminden oy alan bir HDP vardı. Şu an son savaş dönemlerinde HDP çok zarar gördü. Partiye zarar verildi. Hani başkanlarına zarar verildi. Bu bilinçli yapılan bir şey de olabilir. Hani zarar gördü açıkçası HDP ve seçmenleri de yıprandı bu konuda. Hani bu dış mihlatların oyunu mu yoksa devletin içindeki devletin oyunları mı bilinmez ama halk da zarar gördü, devlet de zarar gördü, HDP de zarar gördü bu konuda. Bir şey söylemek istemiyorum. HDP gelin deyince de İyi Parti olarak. Yani HDP'ye yorum yapmayayım. Peki HDP deyince aklınıza ne geliyor? Gerçek bu sene zaten oyumu kullanmayacağım. Hiç kullanmayacağım. HDP barıştan yanadır, özgürlükten yanadır. Nasıl söyleyeyim? Ama bir şey var. Diyor dışarıdaki insanlara yardım ediyor. Ama öyle bir şey de yok yani. Demirtaş sebepsiz cezaevinde yatıyor. Herkes de bunu biliyor. Bilmiyorum artık ne diyeceğim. HDP deyince aklıma terörist geliyor. Bomba geliyor. Şehit olan amcam geliyor. Şehit olan amcaoğlum geliyor. Kin besliyorum. Şehitlerim yüzünden. Allah belalarını versin. HDP deyince Kürtlerin haklarını sömüren bir parti geliyor. Kürtlerle ilgili hiçbir şey yapmayan bir parti geliyor. Başındaki kişi zaten terörist, Selahattin Demirtaş. Bu şekilde CHP'nin de bunlarla beraber olması üzücü. Yani sonuçta bir her ne kadar bir hizmeti olmasa da CHP'nin yani son 20-30 yılda sonuçta yani Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu şekilde teröristlere çizgi kaydırması hoş değil. Bu CHP'lileri üzüyordur. Gerçek hani vatansever CHP'lileri. Böyle düşünüyorum. Bu şekilde HDP ile ilgili görüşüm bu. Dünya geliyor, özgürlük geliyor, başka bir şey gelmiyor. HDP deyince aklıma Kürtleri kullanan, sözde Kürtleri arkasına alan ama PKK'nın arkasına sığınmış bir örgütün partisi geliyor aklıma. Terörist. YPG PKK. Terörist ne alaka? Şeref. Terörist geliyor. Terörist. Selahattin Demirbaş. Terör. Hainlik. Hainlik, şerefsizlik. Terör benim lan. Hainlik. Terörist. Benim de aklıma o geliyor. Yorum yok. Abla fazla bilmiyoruz ama. Yani bilmiyorum ama PKK diyeyim. Kürt milliyetçiliği. Barış. Selahattin Demirtaş geliyor. Selahattin Demirtaş. HDP işte insan hakları, barış, hakların kardeşliği. Her şey geliyor. HDP deyince aklıma Halkların Demokrat Partisi geliyor. Selahattin Demirtaş geliyor içeride şu an. Yani Kürtlerin bir şeyi, savunan bir parti. Aynı zamanda Alevilere falan da bir destekleri falan oluyor. Yani onun dışında onların da biraz yan davrandığını düşünüyorum. Yani açıkçası nesne olduklarını düşünmüyorum onların da. Terör örgütü. Aynı düşüncedeyim.